Hazreti Nuh'un gemisi uzunluğu 255 kilometre, genişliği metredir değerli dostlar. Ancak bu büyüklükte bir gemi bütün hayvan türlerinden birer çift, bütün bitkilerden birer tohum ve hem bu bitkilere hem bu hayvan türlerine doğal ortam barındırabilir. Siz her hayvan türünden birer çift almışsınız, bomboş tahta ambarları koymuşsunuz. Ne yesin, ne içsin günlerce, aylarca? Tabii ki onun dağını, taşını, deresini, ovasını da geminize koymanız lazım. Bu büyüklükte bir gemi Kıbrıs'ın ta kendisi. Kıbrıs bir gemi olarak Kız Kulesi'nin dibinde inşa edildi. Hazreti Nuh'un gemisi Marmara Denizi'nde Kız Kulesi tersanelerinde inşa edildi. Geminin tahtaları Girit Adası'ndan geldi ve geminin tahtalarının diğer yarısı Anadolu ormanlarından geldi. Anadolu ormanlarından gelen tahtalar dişil enerji, Girit Adası'ndan gelen tahtalar eril enerjiydi. Değerli dostlarımız, Nuh'un gemisinin yapımı tam 9 ay sürdü. Nuh'un gemisi de tamamen her tarafı çepeçevre sarılacak biçimde, sanki bir küvezin içine, fanusun içine konmuş gibi branda ile sarılıydı. Soğan kadar inceydi bu branda ve cam kadar da şeffaf. Hazreti Nuh bu brandayı Rodos adasına bıraktı. Bu brandanın parçaları az da olsa şu anda Ayasofya Camii kebirinin kubbesini tutuyor. Çünkü hafif bir malzeme, sağlam bir malzeme. Hazreti Nuh'un gemisini korurken bu branda bir tek su damlası dahi sızamazdı. Dünyanın en güçlü rüzgarlarından bir gıdım dahi geçemezdi bu brandadan. Ve esnekti. Ne kadar, nereye sert biçimde çarparsa çarpsın, bana mısın demezdi. Hazreti Nuh'un gemisi Marmara Denizi'ndeydi. Çanakkale Boğazı'ndan, Ege'den çıkarak bugünkü Doğu Akdeniz'deki yerine gitti ve adını da Kıbrıs olarak değiştirdi. Kıbrıs'ın güney kısmı Nuh'un gemisinin ambarı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nuh'un gemisinin güvertesidir. İster inanın, ister sonra inanın, ister hiç inanmayın değerli dostlarımız, Nuh tufanı hala devam etmekte ve her gün en azından 170 bin tane Nuh tufanı gerçekleşiyor ve 190 bin tane yeni Nuh doğuyor. Nuh der, peygamber demez deyiminin manası şuradan gelir. Değerli dostlar, evet, Nuh, Hazreti Nuh bir peygamber. Böyle bir peygamber vardı. Doğru. Bir de doğan bütün insanlar, onlar da birer Nuh. Yani ben de siz de Nuh'uz. Aslında canız biz. Biz annemizin rahmindeydik. Hazreti Nuh da gemisini inşa etmeden önce annesinin rahmindeydi. Yavrum buradan çık, daha fazla burada yaşayamazsın. Burası kötü bir yer haline geliyor. Bak, seni besleyemem. Haberini annesi ona verdi. Oğlum bak, 9 aydan fazla kalırsan, 10-11 ay kalırsan çürürsün. Beni de çürütürsün. Oksijensiz kalırsın, ölürüz. Bir an önce gemini hazırla, çık denildi. Ve Hazreti Nuh da gemisini hazırladı. Anne rahminden tufanlarla, sellerle zorlanarak incecik bir kesenin içinden çıktı. İşte o ince kese Hazreti Nuh'un gemisinin brandası. İşte kesenin içindeki uterus sıvısı, tufan öncesi deniz. Ve tufan, anne rahminden çıkan bebeğin ta kendisi. Anne rahminden bebeğin çıkış anı, anne rahminden bebeğin çıkışı, sadece anne rahminden bebeğin değil, hayvanların da çıkışı, yumurtanın da çıkışı, bitkinin de topraktan çıkışı, yani tohumun topraktan filizlenişi ve aynı zamanda değerli dostlarımız, Nuh tufanı, devletlerin anne rahminden çıkışı, yani devletlerin kuruluşu ve fikirlerin de dünyaya, evrene yayılışıdır. Fikirler de rahimde olur. Onlar da tufana uğradılar. Onlar da gemilerle dışarı çıktılar. Devletler de rahimde yaşadılar. Onlar da tufana uğradı. Onlar da gemilerle dışarı çıktı. Bir devlet anne rahminde 9 ay kalır. Bir insan anne rahminde 9 ay kalır. Ayasofya Camii Kebiri'nin
ana giriş kapısı Hazreti Nuh'un gemisinin tahtalarından yapıldı. Ve hala Hazreti Nuh'un gemisinin tahtaları yapılıyor. Bu tahtalar değerli dostlar, söylediğim gibi Anadolu'dan ve Girit'ten getiriliyor. Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtuluşu Atlantis uygarlığının doğuşudur. Ergenekon'dan Türklerin çıkışıdır. Bütün milletler için Nevruz'dur. Ve biz o güne doğum günümüz diyoruz. Onu hep güzelliklerle, şenliklerle kutluyoruz. Haydin bre, haydin bre.